trade ederken en basit yapabileceğimiz şey swing trade. Yani bence zaten bir traderın ilk başta öğrenmesi gereken şey swing trade. Yani dalgalar halindeki piyasada trendi görmek ne yöne doğru. Daha sonra da bu trende bağlı olarak herhangi bir pozisyona herhangi bir giriş noktasını kendine ayarlamak. Bugün sana benim bir kullandığım swing trade yönteminden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu swing trade de yani bu yöntemde hem giriş yerini yani olası nerelerden girebileceğini, olası nerelere stop noktanı koyabileceğini ve olası nereye en iyi kar noktanı koyabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bu arada bir price action kitapçığım var. El kitapçığım yani mum çubukları üzerine. Bunu çok fazla soruyorsunuz. Eğer ki siteme girerseniz linkini aşağıya bırakacağım videonun. Oradan bağlantıdan siteden direkt ben ekledim onu. Oradan ücretsiz olarak o kitabımı indirebilirsiniz. Her şey hazırsa videomuza geçelim. Hatta geçmeden önce hadi kanalıma üye olmadıysanız da üye olduysanız üye değil ya abone mi neydi o? İşte abone veya üye olduysak videomuza başlayalım. Şimdi bu videoda birkaç tane bacağı bir araya getireceğiz. Örneğin diyelim ki trend nedir? Destek direnç nasıl çizilir? Trendi nasıl belirleriz? Pozisyonumuzu nasıl tutabiliriz? Nerede işleme gelebiliriz? İkili dip ikili tepe nedir? Tek profit, kar alma yerimiz ne olabilir? Stop yerimiz ne olabilir? Yani çok detaylı bir video olacak. Ona göre baştan söyleyeyim şimdi. Şimdi başlamadan önce ilk başta bir... Bir de bir şu da var. Swing trader bir kere ne? Şimdi swing trader şöyle düşünebiliriz. Yatırımcılar, yatırımcılar net ne kadar elinde pozisyon tutabilirler? Örneğin diyelim ki... E 3 ayla 6 ayla 3 ay 6 ay veya 1 sene veya 2 sene veya 3 sene. Yani en az ellerinde tutacakları alıp da bir pozisyon taşıyacakları zaman 5-6 ay var. Yani yarım dönem yani 6 ay tutarlar ki normal bir yatırımcı aslına bakarsanız 1 sene tutması lazım. En azından hangi piyasaya girerlerse girsin 1 sene tutarlar ki dikkat edin mesela diyelim ki bizim piyasaya girdiklerini düşünün biz de vesaire. Ne kadar tutuyorlar? en az bir sene burada kalıyorlar. Yani bu para buraya giriyor. Hisseden hisseye dolaşıyor. O ayrı konu. Yani sektörden sektöre dolaşıyor ama nitekim bir sene kalıyor para. En az. En az bir sene kalıyor. Peki swing trader ne? Swing trader da hani 5-6 ay kalmadan pozisyonlarında ortalama olarak bir hafta ile 4 hafta yani bir aylık bir pozisyon. Yani bir hafta ile 4 hafta arasında değişir. Yani tabii ki bu piyasanın piyasanın söyleyemedim. Piyasanın <laughs> piyasanın vahşiliği ile alakalı bir şey. Yani piyasa çok vahşi hareket ediyorsa daha çabuk pozisyonlar kapanır. Yani hızlı gidiyorsa, momentumlu gidiyorsa, yavaş gidiyorsa daha az. Yani 3 ay yani 3 ay diyorum özür dilerim. 3 hafta 4 haftayı bulabilir. Bir kere bunu bileceğiz. O zaman swing trader hangi time frame'lerde işlem yapması lazım? Bir, bir tanesi ya 4H'da yapması gerekiyor swing trader işlemlerinin ya 4H olacak. Şimdi neredeyiz biz? Dolar endeksindeyiz. Bunu bugün ne yapalım? Kripto yapalım. Başka bir piyasa olsun. Genellikle hep euro dolar işte altın vesaire yapıyoruz. Ee, gene ben trading Baby kullanacağım. Çünkü herkes buna ulaşabiliyor. Ben normalde böyle kullanmıyorum ama şunları kaldırın. Ya başka program kullanıyorum. Nitekim bugün TradingView'e devam edelim. Şimdi ya 4 haçta swing Trade, swing Trader ya 4 haçta işlem yapması lazım. Çünkü yani dediğim gibi en fazla bir ay sürecek işlemi pozisyonu girip kapatması lazım ya da 1H yani 1 saatlik mum çubuklarında işlem yapması lazım. Şimdi burada zaten mütabık kaldık ya 1H ya 4 ya 1H ya 4H. Şimdi gel gelelim diyelim ki bizim pozisyonumuz 4 hde olsun. Yani günlük mum çubuğundan bir kademe altına iniyoruz. 4 hde işlem yapacağız. İlk başta yapacağımız şey mutlaka bir destek direnç çizmesini bilmemiz lazım. Ve ondan da önce aslına bakarsan ne yapacağız? Bir kere trend. Trend ne yönde? İlk başta trende bakalım tamam mı? Hiçbir şeyi ver, kafanda sadece. Yani ben alacak mıyım satacak mıyım? Trend yukarıysa alacağım. Trend aşağıysa satacağım. İndikatörlerden buradan indikatörler kısmından ben hemen üstsel hareketli ortalamamı atıyorum. Buna iki defa tıklayayım. Ben 50 kullanıyorum swingde. Olur kullanabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. İki defa tıklayıp buna biraz da kalınlaştıralım ki net görelim. Hatta yine iki defa tıklıyorum. Beyaz yapıyorum. iyice belirgin olsun. Pozisyon tutarken swing yani dalgalar. Swing trader biliyorsunuz dalgalar halindeki dalgayı yakalamak üzerine. Yani trend takip etmemizdeki amaç zaten şu kısa dalgalarla işimiz yok. Çünkü kısa dalgalar Örneğin diyeyim ki burada işleme girsek çok çabuk biteceği için bize uzun dalga lazım. Hani neydi? Trend iziyor, your friend yani. Trend bizim arkadaşımız, canımız, dostumuz yani. Onun için Dalgaların uzun olduğu yerler çok önemli. Buralar. Bizim buraları yakalamamız lazım. Onun için yükseliş trendinde yükseliş dalgalarını düşüş trendinde de düşüş dalgalarını yakalamamız lazım. Bakın şu dalgayı. Pek düşer gibi olmadı ama şöyle yapayım. Yani şu uzun dalgaları yakalamamız lazım. Kısa dalgaları değil. Onun için trendi önce, önce öğreneceğiz. Trend yukarı mı aşağıya mı Bir bakalım. Trend şimdi. Benim 50'lik emamı fiyatlar 50'lik emamın üstünde kapanış sergilediğinde gel çok basit bir şekilde 50'lik emanın üstünde sergilerse kapanışlar bakın kapanış burada gerçekleşmiş. Benim için fiyat bundan sonra yükseliş trendindedir. Yani fiyat aslında bakarsan 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde geziyorsa yükseliş tam tersine bakın burada şu sağa doğru alalım. Biraz şu çekeyim. 50 emamın Üstsel hareketli ortalama. Basit de kullanabilirsiniz ama ben üstsel kullanıyorum. Altında kapanışlar yapıp da altında devam ediyorsa fiyatlar neydi? Düşen bir trendin içindeyiz. Yani burada yükseliş, burada düşen. Ve de bakın burada yükseliş olmasına rağmen yeni yüksekler yapmıyorsa konsolide bölgesinde ama şimdi biz konsolide bölgesini bir dışarı bırakalım şöyle. Biz trende bir bakalım. Trend ne yönde? Diyelim ki trend son zamanlarda İlk başta ne yapmış düşmüş daha sonra da hareketli ortalama üstünde kapanış sergiliyorsa fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Şimdi gel gelin pozisyona girmeden önce bir destek direnç çizmeyi şöyle üstünden geçelim. Çünkü destek direnç çiz, çizerken aslına bakarsan ben sana ikili dip ve ikili tepeyi de göstermiş olacağım. Benim çok kullandığım bir formasyon çünkü ve trend takip ederken olası giriş yerlerimi ayarladığım bir formasyon. Örneğin diyelim ki. Sağ tarafı görmedik. Şöyle düşen bir piyasa var. Şöyle piyasayı gör, şurayı görünce biz ne yapıyoruz hemen? Normalde benim trend yani destek destek veya direnç çizmem biraz farklı. Çünkü ben kuyrukları alıyorum. Mesela diyelim ki yani siz de yapabilirsiniz. Tabii benim için değil. Bu bana özel bir şey değil de. Kuyruğu aldım. Diyelim ki bakın burada da bir kuyruk var. Onu da alıyorum. Burada da bir kuyruk var. O iki kuyruk da giriyor. Hatta şöyle biraz daha çekip yani gövde hariç kalan mumun üstünden direnç çiziyorum. Bakın mesela şöyle ya. Şöyle. 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 Bakın şu kuyrukları görüyor musunuz? Şu kuyruklar benim direnç veya destek bölgelerim. Yani şu kuyrukları ne kadar çok alırsam içeriye benim için bu bölge bir zon. Yani bir tehlikeli bir bölge. Buradan aşağı dirençse satıcılar gelebilir. Bunun tam tersi buralarda belirmişse böyle Buralardan da alıcılar gelir diye düşünüyorum. Şimdi gel gelelim buraya. Bakın şunu aldım kuyruğu. Şu kuyruğu da aldım. Şu kuyruklar da var ama bu da girdi. Şimdi diyelim ki böyle uzattım ve altına da çiziyorum. Bakın en son destek noktamda şu an için burası. Daha burayı görmeyelim. Fiyat böyle geliyor. Olası ihtimalle fiyat buraya geldikten sonra ufak bir düzeltmeye girebilir aşağı yönlü. Ta ki nereye kadar? Buraya da gelebilir. Bakın buraya da gelebilir. Şimdi gel gelelim iki tane Mesela destek veya destek, direnç, direnç, destek fark etmez. Bizim çizmemize gelelim. Tekrar çiziyorum ben bunu. Bakın burayı da aldım. Tekrar buraya geldim. Bakın biraz kayar gibi oldu. Burayı kırdıktan sonra en kötü ihtimalle benim tekrar destek direnç noktamı değiştiriyorum. Çünkü bakın burada bir kuyruk, iki kuyruk, üç kuyruk, dört kuyruk. Hayır ya, hatta artık bu aradaki yer kaybolduğu için bakın devamı değiştirmek zorundasınız. Tekrar şöyle yaptıktan sonra olası ihtimalle son pozisyondan buradan belki yükselişten devam ederse Son artık gelebilecek bir destek gelebilir. Çünkü artık ne yaptı? Hareketli ortalamamı da altına kapatmaya başladı. Yani trend değişiyor aslına bakarsan ama gene de son noktaya acaba destek olarak görecek mi diye bakarız. Ama gömüldükten sonra ne oluyor? Fiyat buradan aşağı yönlü devam edebilir diye düşünüyorum. Son yerimi de kırdı çünkü. Daha sonra ne oluyor? Çok basit bir şekilde. Gene direnç desteğe desteğin de dirence dönüştüğünü biliyoruz değil mi? Yani en azından şöyle göstereyim. Bu direnç noktası kırıldığında döndüğümü mü destek olabilir. Veya aşağı yönlü destek kırıldığı zaman döndüğü zaman ne olabilir bu bölge? Direnç bölgesi olup aşağı vurulabilir fiyat. Vururlar dikkat etmek lazım. Vururuz. Yani mesela buralar tehlikeli bölgeler ve hareketli ortalamanın da altında geziyor. Trend aşağı yönlü. E ben, benim en son bakın burada birkaç tane düzeltme Bakın burası şu kuyrukları aldık. Şu kuyruğu aldık. Birkaç tane kuyruk girdi. Şu kuyruk da alınabilir ama bu sefer de çok yükselecek yeterli diyor derim ben. Şuradan itibaren aşağı düşebilir. Yani buralarda bir şeyler aramamız lazım vesaire. Şimdi destek direnci gördük ve trendi gördük. Şimdi bundan sonra biz işlemlerimize bu trend yönünü nasıl girebiliriz? Şimdi peki ikili tepe ve ikili dip olayı ne oluyor? Ona bir bakalım hemen kısaca. Bakın bu videoda birkaç bir şey bir araya getiriyoruz ama çok hızlı bir araya getireceğiz. Yani Çabuk bitirelim. Çabuk geçsin hemen. Çünkü seyret, seyretmiyorsunuz ya. Bu kadar bilgi veriyorum. Biz bunları 2000 yıllarında bulamıyorduk ya. Yani ayıptır ya. Söyledin ya. Bu işte para var. <laughs> yani kazanmak istiyorsanız bunları seyretmeniz lazım. Şimdi ikili tepe dediğimiz olgu. ikili tepe kırıldığında aşağı yönlü trend değişiyor diyoruz veya destek alabilir diyoruz. İkili dip de tam bunun tersi. Fiyatlar geliyor, ikili dip yapıyor ve yukarı yönlü kırdığında da burada ikili dip diyoruz. Yani tam tersi. Yukarı yönlü gelen fiyatlar tepeyi geçemiyorsa veya geçip ikili tepe Bir daha göstereyim ya. Bu çok kötü çizdim ben orayı. Şimdi <laughs> tekrar şöyle yapayım. Fiyat geliyor ve tekrar bu boyunu kırdıktan sonra ne oluyor? İki tane tepem oluyor ve kırıyor fiyat aşağı. Fiyat aşağı yönlü devam eder diye düşünüyoruz. İkili dipse aynı şekilde yukarı çıkarken fiyat böyle mesela diyelim ki nerede olmuş? Bakın mesela diyelim ki şöyle fiyat geliyor. Burada gerçi yükselişlendi gibi var. Geliyor, geliyor. Burada ikili dip yapıyor ve fiyat kırıyor. Ama benim için şöyle ikili dipler daha makul değil de bunu geçmemesi lazım. Yani şöyle düşünün. Mesela ikili dip geliyor ya. İkinci dip gelirken buradan aşağı şu dibi geçmemesi lazım. Bu dibi geçerse benim için sıkıntı. Yani yeni bir düşük yapıyor çünkü. Geçmemesi lazım. Geçmezse ve böyle devam ederse burayı kırdıktan sonra benim için daha makbul. Yani hani trend değişiyor ve gidiyoruz. Zaten bu dibi şu dibi zaten test etmeden döndük bile yani diye düşüneceğiz. Veya tam tersi geldi fiyat. Tepeyi yaptı. İkinciye çıkarken daha bunu test etmeden şu tam ona boyun demeyelim de tepenin dibi diyelim yani hani ova diyelim. Şu şu ovayı kırdığı yerden dönüyorsa aşağı yönlü. Ne yapıyoruz biz? İkili tepe diyoruz ve trend şu Aşağı yönlü pozisyon alabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii bunları trendle de takip etmek lazım. Şimdi ben onu göstereceğim. Zaten önemli olan swing trade ederken bunları trend yönünde bulmak çok önemli. Şimdi diyelim ki bu pozisyonda ne düşüneceğim? Şurayı geçerse tehlikeliydi ama geçmediği için döndüğü için burada benim için daha makbul bir ikili tepe olmuş oldu. Şimdi pozisyona gireceğiz ve ben bu destek dirençlerimi şimdilik kaldırıyorum. Çizimleri kaldırıyorum. Sadece trendim var. Öğrendiğim destek direnç çizme öğrendim ve ikili tepe ikili dibi de öğrendim diye düşünüyorum. Şimdi pozisyona gireceğiz ama pozisyonu girmeden önce bu arada şimdi mum çubuklarıyla bir işlemler yapacağım. Onun için benim mum çubukları e, kitabımı, el kitapçığımı, price için el kitapçığımı aşağıya bıraktığım linkten indirebilirsin. Eğer ki daha detaylı öğrenmek istiyorsan bu mum mum çubuklarını ve nerelerde aramamız gerektiğini kitabımı ücretsiz olarak indirebilirsin. Sisteme girip devam ediyorum şimdi. Örneğin diyelim ki buradan ne yapmıştı? Aşağı bir kopukluk oldu. Yani şuradaki benim neredeydi destek dirençlerim? Şuradan destekten koptu ve aşağı döndü. Artık e, yıkılmaya başladı fiyat. Şimdi ben pozisyona gireceğim şu yıkımdan sonra. Niye gireceğim? Çünkü fiyat artık yıkıldı ve yıkılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Yani Fiyatlar trendler halinde hareket etmesini sever. Yani yüksek olasılıkla trend yönünde devam eder. Çünkü insanlar trend yönünde yani kısa haberlerle fiyatlar oynayabilir ama fiyatın oturma süreci yani paraların oturma süreci trendler halinde devam eder. Yani bu dört aşta da olur. Bir aşta da olur ve bir günlükte de olur. Bir haftalıkta da olur. Hepsinde yüksek ihtimalle trend yönünde devam etmesi gerekiyor. Kesin mi? Tabii ki hayır. Onun için stop kullanıyoruz zaten. Örneğin diyelim ki bir pozisyon oldu ve aşağı yönlü kırıldı ve daha sonra ben ne arayacağım burada? Bakın şimdi ilk ilk benim için ilk tepe noktasını daha sonra ikinci tepe noktasını arayacağım. Şimdi burada çok estantane bir şey olmuş ya çok karışık ama gene de göstermeye çalışacağım belki biraz sonra daha detaylı anlatırım. Gene de burada karışık olması da güzel. Şimdi diyelim ki ben nasıl ee, en son şeyimi çiziyordum. Direnç bölgemi. Geldim en son çıkarken şöyle şöyle bir direnç bölgesi çizdim ve fiyatın burayı test etmesini bekliyorum. Yani fiyat buraya bir test etsin Daha sonra da test ettikten sonra düşeceğini inandığım zaman pozisyona gireceğim. Bakın şimdi diyelim ki fiyat buraya geldi. İlk girdi ve döndü aşağı buraya geldi ve daha sonra ilk benim zon alanıma girdikten sonra sağ tarafta ilk satış yediği yer burası. Hmm, ben o zaman ne yaparım? Burada belki yüksek kaliteli olarak pozisyona girip aşağı yönlü pozisyon tutma ihtimalim var. Niye? Trend aşağı yönlü ve benim en son e, mum çubuğumu test ettikten sonra fiyat aşağı iniyor ve tekrar yükselmeye başlıyor. Ama daha sonra tekrar bir satış geliyor. Aslına bakarsınız bakın burada ne oluyor? Burada ikili tepe oluyor. Ama bazı traderlar şu boyun çizgisini beklerler kırması için en dip noktayı. Ben pek beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Ben biraz daha riski sevip risk ödül oranımı daha yüksek tutuyorum. Yani riskimi mesela bir ar, ar hesap videolarımı, başka videolarımdan bakın o risk ödül oranı videolarımı. Yani bir riske giriyorsam iki bu, ikiye, iki falan tutma ihtimalim oluyor. Ama böyle pozisyonlarda yani... E Day trading'de gün içi işlemlerde 1.5-2 en fazla yani çünkü oynaklık çok artar. Şimdi swing yaptığımız için hani neredeyse bir ay tutabileceğiz bu pozisyonu 3 hafta 2 hafta bir ay gibi. Onun için daha risk ödülü oranımı daha yüksek tutabilirim. Burada ne yapıyorum şimdi? Geliyorum satış pozisyonuna geçiyorum. Diyelim ki tam kapanışta satacağım. İlk satıcılığım çünkü bu. Geliyorum kapanışta bakın satıyorum. Riskimi de yani şu risk bölgemiz şu zonun bu e, tehlikeli mum çubuğumun alanını zaten bunu kırarsa zaten ne düşüneceğim tekrar geldi test etti tekrar gidiyor diye düşüneceğim. Ama şu anda aşağı yönlü pozisyon tuttuğum için bunun da üstüne koyuyorum. Ve ödülümü de en az 1.5 yani 1'e 1.5 gibi tutuyorum. Bakalım pozisyonda ne yapmışız. Bu pozisyonda ilk galibiyetimizi aldık. Stop da olabiliriz hiç sıkıntı değil. Bakın şimdi tekrar devam edelim fiyatlara. Burada aslında birkaç tane pozisyon daha yakalanabilir. Örneğin diyelim ki biz nasıl destekleyen çizgiyorduk? Tekrar çizimleri kaldırıyorum ben. Bakın şimdi mesela bu bölgem benim ne? Sağ görmüyorum. Orada zaten kar ettik şurada. Bakın şurada kuyruğu aldım. Kuyruk 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 kuyruk. Şu kuyruğu da keseyim şuradan. Şunu da aldım. Burası ne oldu? Destek bölgesi oldu zaten. Yani şimdi burayı kırarsa bakın burada zaten çekiyor 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 da bir türlü yukarı vurduramıyorlar. Çünkü zaten trend aşağı yön devam ediyor. Şimdi burayı kırdıktan sonra ne olabilir? Burası benim tehlikeli bölgem. Neydi? Eğer ki ne kadar kötü çizdim. Dur çaktırmadan sileyim şuradan. Şimdi <laughs> diyelim ki trend aşağı yönlüyse ne oluyor? Desteği kırdıktan sonra döndüğünde ne olur? Ne olur? Direnç noktası oluyor. Burası direnç olup tekrar aşağı yönlü devam edebilir. Onun için Çizdim ben buraya ve bekliyorum fiyat. Böyle geldi. Tekrar test etmeye başladı. Bakalım burada. Hani benim bu normal şartlar altında kırdıktan sonra ikili tepe, küçük ikili tepeler oluşacak mı burada? Hemen tekrar alıyorum. Bakın şimdi bunu çizdikten sonra fiyatın ne yapmam lazım? Bir ikili tepe, ikili dip yapıyor mu yapmıyor mu diye onu görüşmem lazım. Ölçmem lazım. Bakıyorum şimdi buraya indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. Tekrar çıktı. Ve zon alanı içerisinde yani tehlikeli bölgede. Ne yapıyorum benim? Bakın şurada kuyruğum var mesela. Şu kuyruğu çiziyorum sağa doğru. Şöyle. Şu kuyruğu alıyorum komple bakın. Şimdi fiyat buraya gelip de test eder mi diye düşünüyorum. Bakın gelmiş ve ilk olarak biraz daha çekeyim şöyle. Benim o, o zon alanımın içinde, tehlikeli bölgenin içinde şöyle büyütelim. Şu mum da test etti burayı görüyor musun? Şu mum da test etti. Ha diyorum ki tehlikeli bir şey olabilir. Bunu bir takip etmem lazım. 4 açtı. Ondan sonra ilk satıcılığımın yanında beliriyor. Bu testten sonra. Hemen ne düşüneceğim? Ya benim ikili burada ne var? Bakın küçük bir tekrar ikili tepem var. Çünkü ikili tepene trend yönünde küçük trendlerden sonra ikili tepeyi bekleyip trend yönünde pozisyona devam ediyoruz. Tamam mı? Yani trendten ayrılmadan pozisyonlara giriyoruz. Trendten ayrılmazsan <gülüyor> <gülüyor> Trendden ayrılmazsan win rate'in yani kazanma oranı yüksek olur. Hani risk ödül yani artık 1.5-2 ve win rate kazanma oranı yani stop olma oranın az kazanma oranın fazla. Trader böyle olması lazım yoksa zırt pır stop olduktan sonra 5 kuruş para kazanamayız yani. Geldim ne yapıyorum burada burada satıma girebilirim hemen geliyorum tekrar satış alıyorum çünkü trend aşağı yönlü geliyorum satıyorum bunu buradan stopumu da bu zonun üstüne bir yere koyuyorum şöyle ve kar yerimi de en az 1-1.5-2 işte. Sizin bir de win rate'inize bağlı bu kar oranı. Yani şu var ya. Hani çok fazla stop oluyorsan bunu senin 1'e 2, iki e 2.5 falan tutman lazım ama biraz da böyle pozisyonları kokla yani. Yani artık yani hani bu kadar video çekiyorum yani. videoları bir seyret gözünü seveyim ya. Yani bir bak yani aşağı. 100, 150 tane video var. Yani hepsini bir dolaş. Hepsi ayrı bilgi yani bu videoların. <laughs> çok da gücendim şimdi. Ya seyredin beni. <laughs> Neyse ya bugün çok bir şey oldu da pozisyona da geri dönelim. Burada girdim. Şu pozisyonda daha şu mum çubuğunu özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu mum çubuğunu görmedim. Diyelim ki pozisyonu kazandık mı gene kazanmışız. Bakın burada pozisyonda tutulabilirmiş. Yani 1'e 2.5-6-7 Ya tabi ben yani bu kadar tutar mıyım? Ben tutmam da. Çünkü ben e, gir çık gir çık çünkü kar zarar. Küçük küçük zarar. Büyük büyük karlar topladığım için yani pozisyonu artık zaten karlı zararlı kapanmıştır. Ağlamamak lazım. Şimdi diyelim ki fiyatları üste çıktı. Tam tersi bir pozisyona gireceğiz. Şimdi ne yapmam lazım benim? Şimdi burada bir kere zaten bakın ikili dip zaten burada İlk bu sefer ikili dip arıyoruz. Tepe değil. Burada gelmiş ne yapmış? Yukarıya gitmiş. Daha sonra şurayı test etmiş ama burada çok hızlı çıktığı için burayı yakalayamazdık. Ben yakalayamazdım. Tabii yakalayan kırılımla işlemlere giren traderlar bakın burada Mesela diyelim ki şöyle pozisyonda bir çekilme yaptı şu bölgeye. Ya ben buradan kırarsa işleme gireyim de stopumu şöyle falan koyayım diyen trader burada pozisyon yakalayabilir. Bakın her hepimizin giriş çıkış tarzları, sistemleri farklı olabilir. Ama hepimiz bir yerde buluşuyoruz. Profesyonel traderlar yani bu %5'lik kesim Bakın %95 alım satım yapan traderların, spekülatörlerin %95'i para kaybediyor. Bu %5'lik kesim hepsi farklı farklı sistemler kullanabilir. Ya benim sapan sistemim de var. Bunu da tabii eğitimlerime katılırsan Winrate'i çok kuvvetli bir sistemdir. Yani yüzde %45 ile 65 arasında 1'e 2,5 oranında bir sistemden bahsediyorum ki benim canlı eğitimlerimde, yüz eğitimlerimde de anlattığım sistemdir. Bakabilirsin yorumlarına vesaire. Hani Instagram'dan da falan. Hani herkesin sistemi farklı ama buluştuğumuz yer hep aynı. Kumbara gibi para biriktiriyoruz. Çıkır 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 ya. Tabii kumbara bir... Ya bu paralar çok büyük paralar oluyor da sonra hani yani yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde kazanıyoruz. Kumar oynamadan bütün paramı ben bir şeyi gömüp de ondan sonra elimde telefonla falan gezmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle güp 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 kalbim atmıyor. Eğer ki senin güp 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 diye böyle kalbin atıyorsa pozisyondayken senin için sıkıntı vardır. Yani sana büyük gelen bir pozisyon taşıyorsundur gibi yani. Veya sana büyük gelen bir ceket giymişin üstüne öyle geziyorsun gibi düşün. Neyse konudan kopmayalım. Şimdi geldi buraya. Yani burayı biz kaçırdık diyelim. Burayı kaçtı zaten. Şimdi bakıyorum tekrar. Şöyle. Bakın burası da olabilir. Şurası da olabilirmiş. Bak sağ taraf kesin oluyor da. Burası da olabilir. Bakın çok küçük bir şey var burada. İkili dip var. Hemen ona bakalım. Geliyor fiyat. Patladı. Daha sonra düştü. Sonra çıkarmış gibi yapıyor ve tekrar düşüyor. Bu alanı test ediyor mu? Evet küçük bir şekilde test ediyor. Yani hani şöyle bir şey var burada ama şöyle. Şöyle kırılım gibi bir şey var ama Hadi bunu kaçırdın diyelim. Bu kadar da göremiyorsun. Daha yeni başladık dedik ki yani yeni başladık bu işe diyelim. Geldim ben. Daha büyüğünü görmek istiyorum. Şimdi bir çekilme oldu. Güzel. Bir bakalım beni pozisyonu alabilir mi? Trend'im yukarı yönlü. Şu kuyruk bakın burası pivot noktası. Şimdi bakın şöyle geldiğimizde iniyor iniyor iniyor. Şu kafa diyelim ters kafa. <laughs> yani kafa üstü. Ters kafa ya da <laughs> Böyle ayakta duran adam diyeyim. Sağındaki ve solundaki mumlar onun aşağısında görüyor musun? Bu pivot noktası. Şimdi ben bunu gördükten sonra ne yapıyorum hemen? Bunun altına o kuyruğu şöyle bir kuyruğu ne yapıyoruz? Destek olarak bir tutuyoruz. Bakalım gelir mi bu fiyat ya buralara bir uğrar mı? Ondan sonra ne yapıyorum? Çekiyorum sağa. Şimdi fiyat buradan bir alım gördü. Bak yeşili yaktı. Gidiyor gidiyor. Tekrar kırmızı yaktı. Bakın burada. Ve test etti ki çok güzel test etti bu pin bar. Boğa pin bar dedim benim. Ayı veya boğa diye değişiyor. Gene bu eğitimlerimden. Ah benim traderlarım nerede? Hemen onlar şimdi söyler aşağı yorumları. Tıkır tıkır yazarlar. Hadi görün bakalım. Bekliyorum ha hani yorumları. Boğa pin gördüm. Ne yapıyorum? Bakalım alıcılı var mı? Alıcı gelmedi. Hmm, bir daha girdi içeri. Yani ikili dip oluşuyor ya burada bak. Geldi. Çıktı. Tekrar geldi. Çıkamıyor. Yani şu ikili dibi yapamadı. Kırılırsa iş değişir benim için. Ben derim yani tamam şimdilik kenara çekilirim ben bundan ama bakalım gidiyoruz. O hala test ediyoruz. Hala test ediyoruz. Ha. en sonda bu zonumun gördün mü bu yani alanımın içinde yaktı. Şimdi gel gelin bakın şuradaki de güzel yakıyor. Çünkü bu da bir pin bar. Şu pimbarlar önemli. Yani buradan bir destek geliyor ama daha yeşili yakamadık. Burada yaktık. Ben ne yapıyorum şimdi bu alanda? Bu sefer de alış pozisyonuna gireceğiz. İlk yaktığı yere girişimi yapıyorum. Giriş bölgem. Stopum dışarıda zonun. Zonun dışına alıyorum. İşte işte buralara bir şey alabilirsiniz yani. Şöyle bir bakayım. Şunu da dışına aldım. Şu dibinde dışına alayım biraz daha. Şöyle güvenli olsun yani. Yani kendimi biraz rahat hissedeyim. Net güvenli mi değil? %50 50 şansım olabilir. 1'e 2.5, 1'e 2, 1'e falan filan. Bunu da ee, totele bakmak lazım. Ar hesabı yap, yapıp da o başka videolardan sonra ona bak. Neyse şimdi stopumu da koydum. Karımı da bire en az bir buçuk gibi ayarlıyorum. Ki şöyle bir şey yapayım. Karımı nereye ayarlayabilirim? Hadi onu da şöyle bir ufaktan göstereyim. Şimdi burası bir tehlikeli bir bölge görüyor musun? Yine kuyruğu aldım ve çekiyorum. Şimdi kar yerim şuraya girdiğinde satıcılar gelebilir. Tamam buraya gelmeden ama kaçayım diyorum yani. Bir an önce pozisyondan çıkayım. Ne olur ne olmaz. Burayı patlatır gider de bilemem ama dönme ihtimali de var. Çünkü bakın burada Fiyat buraya gelir. Gelir gelir gelir. Burada bir şeyler yakar. Belki mum çubuğu da beklenebilir kar almak için. ters bir mum çubuğunu görürsem pat diye çıkarım işlemden. Dediğim gibi bakın mum çubuklarıyla alakalı e, kitabımı, el kitapçığımı aşağıya bıraktığım linkten ücretsiz indirebilirsiniz. Bakın o güzel bir kitapçık. En azından mumların gizemine birazcık aralıyorum ben orada. Şimdi bunu da baktık 1.7 bir, bir, bir falan diye buraları tuttum. Yani en az 1'e 1.5 bir, bir buçuk verecek gibi. Daha sonra bakıyorum özür dilerim. Çok özür dilerim. Tekrar bakıyorum. Fiyat buraya geldiğinde beni tekrar işlemden atmış. Yani karlı. Zararlı da olabilirdi. Yani bakın bir de zararlı yapalım. Tekrar döndü. Bakın burada ne yapıyor? Aşağı yönlü dönüyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Pivot noktamı şu pivot noktam. Tekrar alıyorum burayı. Şöyle. Fiyat uçacak diyorum gene. Niye? Çünkü ters trende doğru trend yönünde devam ediyorum. Bir de stop olalım bakalım. Geldi. Çıkar gibi yaptı. Denedi ve yeşili yaktı. Ne yapıyorum burada? Hemen tekrar alımı gireceğim. Benim ikili... Niye alımı giriyorum? Tabii ki bakın burada çıkıyormuş gibi yapıyor. Tekrar bu zon alımı, zon alanımın içinde zaten hiç çıkmıyor. Özür dilerim ya. Ben, pardon ya. Şuraya geldi. Tekrar kaçtı yukarı. Bakın burası benim ne oldu? Pivot noktam. Yukarı kaçtı ve pivot noktamı bıraktı benim sağ sol. Şimdi bakıyorum tekrar iniyormuş gibi yapıp bakın tekrar ne yapabilir? Benim ikili dip. Hemen ne yapıyorum gene? Gene alış pozisyonu alacağım. Çünkü trend yukarı yönde 50'nin üstünde emanın. Hemen tekrar alışımı alıyorum. Test etti yeşili yaktı. Okey yeşili gördüm. Zonumu aşağı tutuyorum. Riskimi bu şu kuyruktan da aşağıda. Şunlara da bakıyorum yakında bir şey var mı? Daha uzağa bir yere koyayım ama onlar çok uzak. Çok risk almış olurum. Öyle bir buçuk gibi tutarım burada. Bu sefer de stop olduk galiba. Bir bakalım. Gene kare geçmişiz. Ya velası kelam stop da olabiliriz kare da geçebiliriz. Yani stop bizim için. Çünkü stop olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Trend değişiyordur vesaire bir şey vardır. Ee, biz de başka bir artık işlemlere bakarız. Başka bir yer tutarız. Umarım beğenmişsindir videomu. Olasılık ve şans hep senden yana olmadan önce abone olup da beğendiysen Teşekkür ederim. Beğenmediysen de canın sağ olsun ya ne olsun. Ben bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi ben bunları 2000 yılında, 2000, 2006, 2005 yıllarında biz bunları öğrenmek için nerelere gittik yani anlatamam size. umarım sizin işinize yarıyordur. Olasılık ve şans tabii ki hep senden yana olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. mı aldık. Bay bay.